Biz burada herkes kendi emeğiyle yapılan, işte bazımız sarmaymış tatlıymış yapıyor, bazımız börek yapıyor, bazımızda çay var. Ya hep birden normal bir şey sürdürmeye çalışıyoruz. Pazar yerini sürdürmeye çalışıyoruz. Biz yemeğiyle çalışıyoruz. Hepsinde de kadınların hem el ele, hem, yani her türlü emek kadınlar. Mesela sarmaymış tatlıymış yaptı mı, 3 gün önceden başlıyorlar. Pazartesi, salı, sarma sarı. Bizim de 2 gün önceden bu otları alıyoruz, hazırlık yapıyoruz. Yani 2 gün önü var pazarımızın. Salı çarşambası devamlı çalışılıyor. Buraya az kişiyle başladık, sonra çoğaldık. Yani 2 iken 3 olduk, 3 iken 5 olduk, çoğaldık sonra. Herkes heveslendi, geldi. Çok pahalı, böyle çok kazanıyormuş gibi gözüküyor ama elime kalan bir çeyrek. Yani çeyrek kadar bir şey kalıyor. O da 2-3 günlük emek yani. Öyle düşün. Çok eleman parası, malzeme parası almış başını gidiyor. Malzeme. Göre artış nasıl? Eskiden 1 lira artış yapıyorduk. Dünya kadar kazanıyorduk. Şimdi 5 lira artış yaptık. Cebimize bir şey girmiyor yani. Ya artış yapacaksın ya bu diyardan gideceksin yani öyle. Tatacığım. Aleviyim, Hasalıyım. Bu pazarı biz 5 kişi kurduk. Arkadaş gözleme yapıyordu. Dedi ki pazar kuralım. Tamam dedik. Pazarımızı açtık öyle 3 kişi, 5 kişi derken çoğaldı. Ondan sonra çoğalınca çekiliş yaptık. Herkese yer verdik. Ben sabah kahvaltısına karışık kızartma, poğaça yapıyorum, yumurta açıyorum buraya geldim mi. Elimden geldiği kadar domates, biber doğruyorum. Zeytinim kendimizin. Babamızın kendi malı, kendimiz şey yapıyoruz zeytinimizi. Onu öyle şeysiz sunuyoruz herkese. Pahalılık çok, pahalılık bizi yoruyor. Bu hafta alıyorsun, öbür hafta daha pahalı. Her şeye zam. Yani kadınlar bu zamlardan dolayı baya bir zorlanıyor. Çok zorlanıyoruz yani. Ama çalıştığımız için herhalde, para olduğu için bizim için sıkıntı yok ama tabii diğer yerlerde, bazı yerlerde sıkıntılar çok. Bir mesele, bir lor alıyorsun. Poğaçaya lor alacağım. Bu hafta 12'den alıyorsun. Haftaya olmuş 15. Ben onu nereye kadar yettirebileceğim yani? Gücüm yettiği yere kadar gayretlemeye ama zamlardan çok yorulduk. Çok zam istemiyoruz. Ot yaparak başladık. Gelirimiz yoktu. Ot satmaya. Sonra arkadaşı tezgahıma bak biraz size tezgah koyayım dedi. O şekilde başladık. Sonra köyden akrabalarım kendimiz de yetiştirdiğimiz oldu. Getirdik. Bizim öğleye kadar biterdi mallarımız. Taze iyi olduğundan. Sonra tezgahımız yok diye bazıları engel olmaya çalıştı. Tezgah bırakmak zorunda kaldık. Yani kiralık tezgahta satamazsınız diye. Öyle bıraktık. Sonra eşimden sokak aralarında satmaya başladık. Yakıtla yapıyorum. Salçayı mesela yakıt kullanıyorum.
yaptığım şeyler yakıt kullanıyorum. Olmaz mı? Bunun kabını alamıyorum ki, ben şişeye koydum. Yani ekonomik bize çok çok vuruyor. Ekonomik vurmaz mı? Tezgahımda benim kekik tane var, reçelim var, biber turşum var. Tezgahımda dülbentlerim var, zeytin var, salatalık, üzüm, bahçemden bunlar benim. Patlıcan, bamya var, biberim vardı, bitti. Biberler böylece bitti. Bamya. Kendi bahçem. Evet, kendi var. Evet, kendi bahçemi. Bahçe. Kendi ürünümüz hepsi. Ortada kendimiz topluyor, gidiyor şeyden. İzban'ın Menderes'ten, diğer Menderes'ten toplayıp sırtımızda getiriyor. Önceleri arabayla gidiyorduk. Eşim vefat etti, ondan sonra araba bitti işi. Yani şimdi mazot parası, benzin pahalı olduğu için bir araba tutup gidiyorduk 2-3 kişi. O da pahalı, götürmüyorlar. Ondan kendimiz izbanla gidiyor otobüsle. Çantalara iki çanta yapıp getiriyor, satıyor.